Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah bugün sizlere vahyi nasıl okumalıyız, vahyi nasıl anlamalıyız ve vahyi nasıl hayatımızda tatbik etmeliyiz, sizlere sohbetimi inşallah vereceğim. Öncelikle vahyi açıklamak istiyorum. Vahiy, Allah Azze ve Celle'nin insanlar arasından rasuller olarak seçmiş olduğu kullarına manevi bir yol ile dilediğini bildirmesidir. Farklı bir söyleyişle vahiy, Yüce Allah'ın emirlerini, nehirlerini ve öğütlerini doğrudan doğruya veya Cebrail aleyhisselam aracılığıyla rasullerine bildirmesidir. Allah kitaplarını vahiy yolu ile bildirmiştir. Yani bizim şimdiki anlayacağımız üslubuyla vahiy eşittir Kur'an. Vahiy Allah'ın sözleridir ve onun kitaplaştırılmış hali de Kur'an'dır. Kur'an'a göre okumayı ise iki ayrı anlamda söyleyebiliriz. İlk anlamı yazılı olan ve ezberde olan bir ayeti okumak. İkinci anlamı ise vahyi anlama niyetiyle ve anladığını uygulama niyetiyle okumaktır. Vahyi nasıl okunmalıdır? Vahyi hayatımızda rehber olarak mutlaka görmek zorundayız. Bizi cennete götürecek bir rehber. Estağfirullah. Zalikel kitabu la raybe fi, kendisinde şüphe olmayan o kitap ki huden lil muttakin. Muttakiler için rehberdir. Şimdi bir kendisinde şüphe olmayan kitap. Amenna. İman ettik. Ve muttakiler için rehberdir diyor Allahu Teala. Yani Kur'an'ı rehber edinebilmek için ancak ve ancak muttaki olmak gerekiyor. Muttaki Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'a hakkıyla iman eden bir kimsedir. Muttaki olabilmek için ise imanımızı sağlam bir şekilde kuvvetlendirmemiz gerekiyor. İmanımız sağlam olmak zorunda ve imanı nasıl kuvvetlendiririz hususuyla alakalı yine her şey okumaya geliyor. Kur'an'ı hakkıyla okumak zorundayız. Kur'an'ı hakkıyla okumak derken, Kur'an'ı anlamak için, Kur'an'ı hayatımızda yaşamak için ve Kur'an'ı anlatmak için ve insanlığa bunu uygulatmak için ancak ve ancak okumalıyız. Vahiy nasıl anlaşılmalıdır? Vahiyi hayatın kalbine koyarak ancak anlayabiliriz. Hayatımızda olabilecek her türlü şeyi vahye daran, hayatımızda olabilecek her türlü şeyi vahye dayandırarak ancak ve ancak anlayabiliriz. Bizler hangi adımı atarsak atalım Allah'ın adıyla, hangi işi yaparsak yapalım mutlaka Allah'ın rızasını düşünerek yapmak zorundayız. Bizlerin hayatta İslam'a girdiğimiz ilk adımdan itibaren Allah'la ahitleşiyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şehadet ediyorum ve ben Rabbime artık sana teslim olacağım. Senin Kur'an'da bahsetmiş olduğun emir ve nehilere, helal ve haramlara elimden geldiğince Allah Resulüne itaat ederekten hayatımı Kur'ani bir şekilde, Kur'ani bir üslupla şekillendireceğim diyerek Rabbimizle ahitleşiyoruz. Ve bu ahitleşme bizi ölüme kadar mutlaka ve mutlaka taşımak zorunda. Bu ahitleşme bizi cennete götürmek zorunda. Ama bu ahitleşme ki bizleri, sadece bizleri değil, etrafımızda olan milyonlarca insanın hidayetine vesile olmayı araç olarak mutlaka göstermek zorundadır. Allah bize Kur'an'ı anlamamız için gönderdi. Anlamadan okumamız için değil. Yolda Fatiha'nın anlamını sormuşlar. Yani sadece Fatiha'nın anlamını değil, Fatiha'dan
Herhangi bir ayetin anlamını istiyor adam. Adam sokağa çıkmış ve röportaj yapıyor. Halktan insanlara soruyor ve diyor ki Fatiha'dan sadece bir anlam, bir ayetin anlamını istiyorum. Sakallı amcalar, hacı amcalar dahi bunu cevaplayamıyor. Diyor ki biz Arapçasını biliyoruz sadece. Ne kadar acı verici bir şey. Sadece Arapçasıyla idare edip bu beni cennete ulaştırır mantığıyla hareket ediyorlar. Ve bizler acaba halkın anlamış olduğu bu fikri halkın aklından acaba nasıl çıkartırız endişesiyle hareket etmek zorundayız. Bizler ki Allah'ın vahyini o kadar sağlam, o kadar mükemmel bir şekilde okumalıyız ki etrafımızdaki insanlar bize, etrafımızdaki insanlar bile bize işte bak bu hakkıyla Kur'an'ı okuyan, hakkıyla Kur'an'ı hayatında tatbik edebilen bir şahsiyettir. İşte biz bu şahsiyetin önünden, arkasından, her elinden bu şahsiyete yardımcı olalım ve bu şahsiyetin gittiği yoldan biz de gidelim. Evet müminler, bizler Müslümanların ışığı olmak zorundayız. Bizler öncü olursak, bizler müminlerin, insanların ışığı olursak eğer, onları aydınlatan bir ateş olursak, Allah'ın izniyle hem kendimizi hem de o insanların önünü aydınlatmış oluruz ve bu aydınlatma bizi hem cennete hem de Allah'ın rızasına ulaştırır. Bu çok büyük bir mükafattır. Affedersiniz. Evet, vahyi nasıl hayatımızda uygulamalıyız ve nasıl uygulatmalıyız? Asr suresinde Allah bunu çok güzel ifade ediyor. Vel asri innel insane lefi husr. Asra and olsun. İnsanlık hüsrandadır. Burada Allah zamanını kullanamayan, zamanı heder eden insanların hüsranda olduğunu bize belirtiyor. O yüzden bizler zamanını kullanamayan, zamanını heder eden insanlara ışık olmak zorundayız. Ve bizler onlara örnek olmalıyız ki onların cennetine ve kendimizin de cennetine vesile olalım. Bizler onlara ışık olmalıyız ki onlarla birlikte Allah'ın dinini iklimlerin, tüm haritaların ve kıtaların hepsine İslam'ı hakim kılalım. Evet. Allah ayetinde Estağfirullah vellezine hum anil lagvi mu'ridun diyor. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden uzak dururlar. Onlar ki ifadesi Allah müminleri ifade ediyor. Müminler boş ve yararsız şeylerden kendilerini apaçık bir sapıklığa sürükleyebilecek, apaçık bir küfre sürükleyebilecek, hadi o da olmasın, kendini bir zelilliğe sürükleyebilecek her türlü oluştan ve oturumdan uzak durur. Allah müminleri bu şekilde anlatıyor. Müminler ki insanlara örnektir. Müminler insanlara yaklaşımıyla, üslubuyla bir örnektir. Çünkü müminler ki Kur'an üslubuyla insanlara yaklaşırlar. Allah Resulü kendi toplumuna Kur'an üslubuyla yaklaşmamış olsaydı eğer, etrafında müminlerin çoğunluğuna zıt azınlığı olurdu. Evet. Estağfirullah. İnne hazel Kur'ane yehdililleti hiye akvam. Şüphesiz ki bu Kur'an en sağlam yola iletir. Kur'an ki bizi en sağlam yola iletiyorsa, biz de insanları en sağlam yola çağırıyorsak, bizim dünyamızda, bizim hayatımızda bundan çok daha hak, çok daha güzel, çok daha insanı mutlu edecek ve Müslümanı cennete sokabilecek dair ondan başka hiçbir şey yoktur. Bu Müslümanın bir mutluluğudur. O Müslüman için bir hidayettir. Ve hidayet de bir ışıktır. Evet. Bizler Mekke müşriklerinin hallerini biliyoruz. Hal ve vaziyetlerini biliyoruz. Ve Allah Resulü bu hal ve vaziyetlerinden rahatsız olduğu için inziva mekanı olarak Hira mağarasını seçmişti. Hira mağarasında bir arayış içerisindeydi. Ama Allah Resulü ne aradığını bilmiyordu. Sadece bu toplumun, yaşamış olduğu toplumun hayat şeklinden rahatsızdı.
ve ben bu toplumu nasıl ıslah ederim düşüncesiyle hareket ediyordu. Ve o toplumdan o kadar rahatsızdı ki o toplumdan uzaklaşıyordu. Kısacası inzivaya çekiliyordu. Allah Resulüne hidayet, vahiy geldikten sonra artık Hira'ya hiç uğramadı. Çünkü Allah ona oku emrinde artık sen insanların içinde olacaksın. Çünkü benim sana emrettiğim İslam, sana verdiğim bu İslam insanların içinde olmanı emrediyor. İnsanları ıslah etmeni emrediyor. İnsanlar arasında adil bir şekilde hükmedip İslam devletini kurmanı emrediyor. O yüzden senin Hira mağarasında inzivaya çekilebilecek yerlerden uzak durup insanlar arasında hakkı haykırman gerekiyor. O yüzden oku emrini Allah Resulü bu şekilde hayatına tatbik etmiştir ve insanlığa bu şekilde yaklaşmıştır. Kur'an usulüyle yaklaşmıştır. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle o yürüyen bir Kur'an'dı. İnsanlar ona baktığında Kur'an'ın hayata yaşanmış bir şeklini görüyordu. Bizler de insanlar bize baktığında çünkü bizler Müslümanız. Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz. O yüzden bizler Allah'ın istemiş olduğu şekilde Allah'ın Kur'an'da bahsetmiş olduğu şekilde usuplarımız, insanlara karşı yaklaşımlarımız o derecede iyi, merhametli ve hoş olmak zorundadır. Örnekliğimiz dedim, evet. Çünkü her şeyin başı mutlaka imanın sonrasında bir örneklikle başlar. Çünkü hakkıyla iman eden bir insan örnekliğini de ele almış olur. Ama bu nasıl bir örneklik? İnsanların ona baktığında işte bu hakkıyla İslam'ı temsil ediyordur şeklinde bir örnekliktir. Senin hayat içerisinde yaptığın her oluş ve hareket Allah'ın istediği ölçüler içerisinde yaptığın hareket işte bu insanlara bir örnektir. Ve bu örneklik seni ve etrafındaki sana özenen, senin yolunda ilerleyen Müslümanlara bir ışıktır, bir umuttur. Ve bu umut ise seni ve diğerlerini Allah'ın rızasına ve cennete götürür. Evet, Allah Resulü el-eminlik, Allah Resulü'nde el-eminlik vasfı vardı. Ve o vasıf ki ona her yere taşıdı. Her yerde rahatlıkla söz sahibi olmasını sağladı. Çünkü o insanlara doğruluğunu ispatladı. O insanlara yaklaşımı, uslubu, Kur'an'ı olduğu için insanlar onu gördüğünde içlerinde bir huzur geliyordu. İnsanlar bizi gördüğünde içlerinde bir huzur vesaire doluyor mu? Bunu kendimize sormak zorundayız. İnsanlar bizi gördüğünde aklına takılan herhangi bir İslami soruda bize karşı bir soruları oluyor mu? İşte bunu kendimize sormak zorundayız. Ve daha birçok sorular ve yapmadığımız birçok emirler var. Allah'ın Kur'an'da müminin vasıfları adlı saydığı o maddelerde hangilerini ifa ediyoruz, hangilerini etmiyoruz, bunu kendimizde muhasebe etmek zorundayız. Hayatımızın her alanında bunu düşünmek zorundayız. Aynanın karşısına geçtiğimiz vakit biz ne yapmalıyız? Biz artık hayatımızda Kur'an'ın bize bahsetmiş olduğu şekilde, Kur'an'ın bize emretmiş olduğu şekilde hayatımızı hangi ölçülerde eda, ifa etmeliyiz? Bunu her an, her yaptığımız oluş ve harekette bunları düşünmek zorundayız. Çünkü bizler Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz. Allah'a iman etmek, az önce söylediğim gibi Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olan bir kimse de Allah'ın dinini hakkıyla yeryüzünde hakim kılmak için uğraşmaya yemin eden bir kimsedir. O yüzden biz bu ahdimizi unutmayalım. Bizler bu ahdimizi ortaya koymuşsak eğer Allah'ın Kur'an'da bahsetmiş olduğu diğer emirlerle birlikte hayatımızı ona göre inşa edelim. İnşa etmek zorundayız çünkü. Allah Resulü sizin en hayırlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir diyor. Evet, bizler insanların en hayırlıları olabilmemiz için hakkıyla Kur'an'ı öğrenip öğretmemiz gerekiyor. Ama Kur'an'ı öğrenmek alfabetik anlamda değil, alfabetik anlamda da.
Ama önceliğimiz Kur'an acaba nasıl anlaşılır ve hayata nasıl acaba tatbik edilir şeklinde olmalı. İlk niyetimiz bu olmalı. Yoksa harpte Allah Resulü müşrikleri esir aldığında onların sahabelere alfabeyi öğretmeleri şartında azat etmişti. Onlar da Kur'an'ın alfabetini öğretmişlerdi. Lakin onlar insanların en hayırlıları değildi. Öğretmiş olabilirler. Kur'an'ın onlara nasıl okunduğunu öğretmiş olabilirler. Lakin onlar insanların en hayırlıları değildi. Çünkü onlar müşriklerdi. O yüzden bizler en hayırlıları, Allah Resulü'nün burada en hayırlınız Kur'an'ı öğrenendir lafzında bizler Kur'an'ı hayatın kalbine koyarak her anımızda Kur'an'ı önümüzde bir gözlük olarak anlamak ve ona göre hareket etmek zorundayız. Ve Kur'an'ı en hayırlınız ise öğreteninizdir diyor. Bizler öğrendiğimizi, anladığımızı insanlara öğretmekle ve anlatmakla mükellefiz. O yüzden herhangi bir amcayı gördük. Herhangi bir abiyi gördük, halamızı gördük, amcamızı gördük. Bizler onlara zerre miktarı bir bilgi dahi olsa, onlara anlatmıyorsak, onlar bize ahirette emin olun ki davacı olacaklardır. Mehmet amca, Ali amca, onlara biz imanın esaslarına dair birkaç bilgi anlatmadıysak, onların 10 dakikasını, 20 dakikasını, 1 saatini almadıysak ve o an onunla boş bir vakit harcamışsak eğer, ahiret gününde Ali amca, Mehmet amca, işte Ali benimle oturuyordu, Hüseyin benimle oturuyordu ama o bana bir şey anlatmadı. O yüzden ya Rabbim ona sor. Çünkü ben onunla saatlerce takıldım. Ona ben yıllarca birlikte oldum. Ama o sadece Kur'an'dan öğrendiklerini öğrenmiş ve o kendine Müslüman olmuş. O bana hiçbir şey anlatmadı. Etrafımızdaki insanlar öğrendikleri Kur'ani bilgileri, İslami bilgileri insanlara anlatmaktan çekiniyor. Dışlarım diye korkuyor. Utanıyor. İnsanlar indinde hor vesaire görülmekten korkuyorlar. Ama Allah Resulü bundan hiçbir zaman korkmadı. Allah Resulü her zaman ölümmüş, işkenceymiş. Yok insanların onu dışlamasıymış. Bundan hiçbir zaman korkmadı. Allah Resulü hakkıyla iman ettiği için dünyanın 3 kıtası da İslam'ı muzaffer kıldı. Evet. Ve günümüzde anlaşılan okuma şekli nasıl oluyor? Şu an insanımız işte okullarda okumayı, yani İkra Bismillahirrahmanirrahim halak emrine, oku emrine okullarda okumayı, herhangi bir yerde kitap okumayı sadece bunu yeterli görüyorlar. Ama doktor olmak, mühendis olmak vesaire öğretmen olmak onlar da bir ilimdir, onlar da bir okumadır. Lakin Rabbimizin bizden istediği öncelikli okuma vahyi okumadır. Vahyin süzgecinden hayatı okumadır. Vahiy yani Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ın süzgecinden hayatı okumak. Evet, bizler İslam'ı hakkıyla yaşayan sabikunlar olmak zorundayız. Yani hayırda en önde olabilen, hayırda en önde olmaya gayret eden Müslümanlar olmak zorundayız. Çünkü bu Müslümanlar arasında bir tatlılıktır. Bu Müslümanlar arasında bir nimettir. Abdest alıyorsun, ufak mesela 6-7 yaşlarındaki bir çocuk izliyor babasını, abdest alıyor. Ve o da babasına bakarak onun gibi abdest almaya istiyor, istekli oluyor ve gidiyor arkadaşlarının yanında en iyi şekilde abdest alıp arkadaşlarıyla hayırda yarışıyor. Ve onun tatlılığı çok ayrıdır. Onun tatlılığını ancak bunu uygulayanlar ve yaşayanlar bilir. O yüzden bizler de bunu yapınca eminim ki hayatımızda ve o günümüzde ekstra bir rahatlık, ekstra bir mutluluk hissediyoruzdur mutlaka. Rabbim bizleri İslam yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Rabbim inşallah bizlere hem dünyada hem de ahirette güzellikler nasip etsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.